Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül, saatte 11 arkadaşlar. 11'de biliyorsunuz Mobile Legends'ın serverları resetleniyor, yani yeni güne geçiyorlar. O yüzden 1 Eylül olması nedeniyle de yıldız üyelik yenilendi. Ben de tabii hemen aldım ve bununla ilgili de bir bilgilendirme videosu yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi öncelikle yıldız üyelik nedir? Alınır mı? Neden alınır? Ya da gerek var mı gibi şeyler olabilir. Tabii bu elmas fiyatları her geçen gün artıyor. Malum biliyorsunuz bazı problemlerden dolayı. Tabii ucuza elmas alma yöntemleri de oluyor. Özellikle iOS kullanıcıları için. Mesela burada elmasa bastığınız zaman bakın burada 2500 elmas 1250 lira, 1500 elmas 739 lira gibiyken bunun neredeyse yarı fiyatlarına elmas alabiliyorsunuz. Android'de bu farklı oluyor. Daha ucuz oluyor arkadaşlar ama Apple kullanıyorsanız, iOS kullanıyorsanız onlar da biraz daha pahalı. Onunla ilgili de videolarım var. Kanaldan görebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki aldınız. Daha sonra yıldız üyeliğe geçelim hemen. Yıldız üyelikte bakın yıldız üyelikte arkadaşlar her ay özel kahramana özel bir kostüm. Yıldız üyelik kostümü ve onun renkli hali oluyor arkadaşlar. Normalde aldığınız zaman bir kahraman kostümü aldığınızda bunun ayrı bir versiyonu ve renkli versiyonu oluyor. Bunlara mesela bakın kostüm kısmı var ve renklendirilmiş kostüm kısmı var. 188 elmas. Kostümde de en ucu zaten Layla'nınkiler oluyor. Layla'nın kostümü. O da 254 elmas. Hani renkli ve normal kendi halini aldığınız zaman hani diyelim ki en ucuz Layla'nınkini aldınız. Marketteki en ucuz kostümü aldınız. Renkli halini aldınız. Neredeyse 188 artı 254 neredeyse 450-500 elmasa kadar gidiyor. Tabi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu ay Alfa'nın yıldız üyeli kostüm var. Geçen ay Minstar'ın vardı. Bunu kaçırdığınız zaman arkadaşlar market kısmına geldiğinizde şu parçalarda bazen bu kostümleri yeniden verebiliyorlar. Hani onu takip etmeniz gerekiyor. Ama Alfa oynuyorsanız mesela ve 1 Eylül itibariyle Eylül ayının yıldız üyeliğinde de Alfa kostümü varsa arkadaşlar ve kaçırmak istemiyorsanız bence kesinlikle almalısınız. Hemen geçelim yıldız üyeliğe. Yıldız üyelik bakın yıldız üyelik sekmesine bastığınız zaman arkadaşlar burada bir üst tarafta gördüğünüz ödül kısmı var. Bunlar ücretsiz, her oynayan herkes alabiliyor. Bir de alt kısmı var. Burada da yıldız üyelik aldığınız zaman ayrıyeten size verilen hediyeler var arkadaşlar. Ödüller var. Bunlar farklı farklı versiyonları olabiliyor. Bunların hepsini toplayabiliyorsunuz. 300 hatta şöyle yapalım. Burada yıldız üyelik bir 300 elmaslık yıldız üyelik var. Starlight yazan bir de Starlight Plus yazan toplamında 750 elmaslık bir kısım var. Burada size ne farkı var? Bence yıldız üyeliğin plus kısmı yani sağ taraftaki kısmı kesinlikle almayın. Yani bence mantıklı değil. Alana da tabii ki saygı duyuyorum. Kendi parası kendi harcamak istediği şekilde harcayabilir. Ne gibi farklılıkları var? Astral yıldız ismi bakın şurada oyuncu ismi yazan mor bir isimlik var. Bunun haricinde en fazla şafak kristali veriyordur. Yani arkadaşlar bunun haricinde 2,5 kat daha fazla. Biri 300 biri 750. O yüzden ben her ay neredeyse her ay Starlight kısmını, sol tarafta yazan kısmını alıyorum arkadaşlar. Onda da zaten size bakın Alfa'nın kostümünü şu kostüm veriyor. Ve zaten bunun renklendirilmiş halini de veriyor. O yüzden hiçbir farkı olmuyor arkadaşlar. Bakın burada renkli hali gibi şöyle renkli halinde alıyorsunuz. Bunu normal yıldız üyeliğin en ucuzunu aldığınız zaman halledebiliyorsunuz. Ayrıca 300 elmasa bir kostüm, bir de renklendirilmiş kostüm. Ayrıca de şu yıldız üyelik parçalarıyla birlikte biraz sonra anlatacağım mağaza kısmında arkadaşlar yine kostümler alabiliyorsunuz. Yani yıldız üyelik hani bu oyunu oynuyorsanız bence mantıklı. Ben alıyorum. Hani 5-6 yıldır da oynuyorum. O yüzden hani Starlight Plus kısmı değil de Starlight kısmı alınabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve geldiniz, aldınız. Bunu yani aldıktan sonra sekmeleri tek tek geçelim. Aldınız arkadaşlar. Bakın burada her görev yaptıkça, şuradaki görevleri yaptıkça size yıldız üye puanı veriyor. Bu puanlarla arkadaşlar bakın benim 7 oldu Eylül. Bu yani hızlı da geçebiliyorsunuz ama 100 elmas hiç gerek yok. Görevleri yaptıkça haftalık görev bunlar arkadaşlar bakın. Adamlar her hafta yani hafta hafta 4'e bölmüşler ve her hafta görev yapıyorsun. Yani hepsini birden bitiremiyorsun. Bölüm bölüm yapıyorsun ve bölüm bölüm ödülleri kazanabiliyorsun. O da mantıklı. Bölüm 1 ödüllerini yaptığınız zaman arkadaşlar ve puanları kazandığınızda 7, 8, 9 şeklinde buradaki 7, 8, 9, 10 şeklinde bu ödülleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da işte biraz önce bahsettiğim gibi şanslı bilet, işte yıldız üyelik parçası, bilet
gibi şeyleri de alabiliyorsunuz. Mesela yıldız koruma kartı. Yani yıldız üyelik parçası bence daha önemli. Bunları da toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da yaklaşık 2 ya da 3 yıldız üyelik aldığınızda, bu yıldız üyelik parçalarını topladığınızda mağazadan bir kostüm daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bence kostüm, hani oyuna para yatırılır mı? Eğer cevabınız evetse, seviyorsanız buradan bu yıldız üyelik parçalarıyla ve aylık yıldız üyelik aldığınız zaman kostümleri toplayabiliyorsunuz. Görevler yine bu şekildeydi. Burada görevleri yaparak puan kazanıyorsunuz. 12/100 yazıyor bakın, Eylül yazan yerde. Burada işte 20, 20, 20, 30, 40, 50 böyle puanları toplayıp buradan ilerledikçe puanları, ödülleri alıyorsunuz. Avantajlar kısmında arkadaşlar şöyle, her hafta yıldız üye olduğunuz için sizde olmasa bile kahramanları, bende bütün kahramanlar olduğu için böyle gösteriyor. Ama kahramanları burada hem değiştirebiliyorsunuz hem oynayabiliyorsunuz. Hani bunları sıralıda da kullanabiliyorsunuz. Kostümlerini de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan da güzel kahramanı görmüş oluyorsunuz. Ve her hafta yıldız üyeliği aldıktan sonra her hafta bakın size ekstradan yıldız üyelik puanları, büyülü çark iksiri, işte yıldız dilek şişesi, çift SP, çift SP, çift XP gibi ödülleri de veriyor. Şöyle hepsini alabiliyorsunuz. Bunun haricinde yine her yıldız üyelikte olduğu gibi çerçeveler, öldürme bildirimi, yıldız üyelik gibi şeyler alabiliyorsunuz. Premium'da şu oyuncu ismi var. Bence çok önemli değil. Ekstra savaş puanı ve XP kazandırıyor. Bu gibi artı avantajlar da olabiliyor arkadaşlar. Hani bunları da ekstra yan ürün, yan özellik, yan hediye gibi düşünebilirsiniz. Bakın yine ilerledik az önce. İksir, sihir tozu ve şanslı bileti de aldık. Bu her ilerlediğinizde, bu görevleri yaptığınızda size ekstra puanlar kazandıracak. Bu avantajlar kısmında bu şekilde arkadaşlar. Bunları da Eylül ayı boyunca yıldız üyelik aldığınız zamandan itibaren kullanabiliyorsunuz. 30 Eylül'e kadar bunları ben kullanacağım. Mağaza kısmına geldiğinizde de arkadaşlar bakın, mağazada da yine çerçeveler, işte Kagura'nın Nilüfer kostümü, Hayabusa'nın Deney 21, Gort'un kontrolör kostümü, mesela bunları da alabiliyorsunuz. Ya da yine buradaki şuna bastığınız zaman, işte eski yıldız üyeli kostümlerinden almak istediğiniz, mesela şöyle yaptığınızda bakın, bende 4809 yıldız parçası var, basıyorum. Diğerli hepsi olduğu için mesela şunları seçerek bu kostümleri de yine alabiliyorsunuz. Hatta 2300 alıyorsunuz. Yani ben 2 tane alabilirim normalde ama Akai var. Akai'yi de kullanmıyorum. İşte Natalya'nın mesela hayalet dansçısı, Moskov'un yıldız gözlü komutan, işte Clint'in, ne bileyim, Roger'ın, yani böyle birçok kostümleri de buradan bununla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok daha mantıklı bence. Bir kostüm zaten en ucuzu 300 elmas. Öyle düşünün. En ucuz kostüm 300 elmas. Bunun haricinde diğer ödüller de şu şekilde. Bakın yine kahraman parçası, nadir kostüm parçası gibi ödülleri de yine market, mağaza kısmından alabiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar ben Gordon kontrolünü alacağım. O yüzden biriktiriyorum. Ama normalde almak istemesem bile şuradaki almadığım diğer 4 tane kostümün yani bir tanesini alabiliyorum. O da ekstradan yan olarak size bir avantaj sağlıyor bence, bana sorarsanız. Büyüme kısmı da arkadaşlar burada. Her yıldız üyelik aldığınızda size bir yıldız bonus, yıldız üyelik kazandırıyor arkadaşlar. Burada da hani tam olarak ileride ne gibi bir şey katacak onu bilmiyorum ama yıl sonunda herhalde anladığım kadarıyla ekstra bir şey katacak. Bakın ben Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül hepsini alıyorum. Zaten burada da şöyle 300 elmas. Ben toplu alıyorum arkadaşlar. Toplu aldığım için de hemen hemen daha uyguna geliyor. Bunun haricinde yıldız üyelikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hemen kostüme bakalım. Şöyle aldınız arkadaşlar. Direkt size zaten birinci görevi yaptığınız için Alfa'nın şöyle yıldız infazcısı kostümünü veriyor. Sonra görevleri yapıyorsunuz. Tabii ki Eylül ayı içerisinde olacak bunlar. Görevleri yaptıkça, ilerledikçe bakın temel kostüm sandığından bir kostüm yine çıkabilir. Devam ediyorsunuz. Geldiniz. Bakın şurada Alfa'nın heykeli. Heykeli de yine size veriyor. Oyun içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz bakın. Aynı kostümün renkli hali. Aynı kostümün bir de renkli halini alıyorsunuz. Yani özet olarak aldığınız bir yıldız üyelikte kostüm, renklendirilmiş kostüm, heykel şekli diyelim. Şimdi aklıma gelmedi. Heykel şekli ve biriktirdiğiniz puanlarla, hatta şurada bir temel kostüm sandığından belki bir kostüm ve daha sonra biriktirdiğiniz puanlarla da mağazadan şu 3000'lik ya da 2300'lük
bir kostüm daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 300 elmasa, yani iki kostüm, bir renklendirilmiş kostüm gibi ekstrası avantajlar sağlıyor. Bence mantıklı. Bunun haricinde de Yıldız Üyeliği zaten iki tane şekli var. İki şekline de geldiğinizde sol tarafta yazan Starlight, sadece Starlight yazan kısmında almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer kısımlarında, yani şurada renklendirilmiş kostüm diyor ama ben bunu renklendirilmiş kostüm normalde alıyorsunuz zaten. Saklı heykeli zaten alıyorsunuz. Şurada temel kostüm, yani hepsini alıyorsunuz arkadaşlar. Bence çok mantıklı değil. Bunu alacağınıza o kadar elmasınız varsa bir sonraki aya saklayıp öbür ayda yine toplayabilirsiniz. Şahsi görüşüm bu şekilde. Tabii ki parasının harcama yetkisi sizin, size bağlı. Bunun haricinde de elmas çok pahalandı ve bu pahalılığı bir nevi de önlemek için özellikle iOS kullanıcılar için arkadaşlar daha uyguna elmas alma videolarım var. Bunları da yeniden bir göz yani bakabilirseniz sevinirim. En azından orada daha ucuza elmas alabiliyoruz. Bunun haricinde söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.